Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Vallahi yanlış bir şey zannedeceksiniz. Akşam oldu, malları baktık. Toramana kattık ki yerin hava soğuk diye. Kirliydi, balkonun altına kattık. Onlar da haliyle bizim sesleri duyunca dışa çıkacağız diyorlar. Bu arada malları baktık. Biz geçen sene iki defa yaptık yukarı ekmek. Odun fırında, yani taş fırında mı deniliyor? Ekmek yapacağız. Sağ olsun Halime abla dediydim. Dün gelmiş eve. Peran edeceksen sen de et diye. Mala maşada baktık. Şöyle tabii ki yetmez odun bir daha götürün. Bu kırıntısı hani ateş tutuşturması için, diyemedim. Üşüdüm de bir de ondan oldu. Şöyle periklere, çıraz odunları, bunları da tutuşturmak için bunları da yardım. Çünkü geceden hazırlarsak, bugünden hazırlarsak yarını bizim için iyi olacak. Yarın maldan çık, hamur yoğur, ondan sonra içi düzeni ayarla, götür getir derken hamur gelivere haliyle zaman geçer. Onun için dedim şimdiden götürem, ondan sonra sabahleyin de balım işleri yaparız. Tabii ki bu işlem bitmiyor. Eve geldik mi yemeğimizi yiyeceğiz, karnımızı doyuracağız. Halime abla sağ olsun bir tane, bugün o da ekmek yapacaktı. Bana bir tane pipazar ekmektik, pipidelik diye hamurdan ayıracak, ekşi mayalı hamurdan. Ben onu üreteceğim birazdan, tabii ki sizleri gösteririm nasıl yaptığımı. Lafın kısası, yolu bir temel karnen, sen sütü geçeceğim anne. Geçireceğim. Unutma oldu mu? Bu kafasını geçireyim. Havada inan ki dün bir gar yağıyordu, hafif gar yağdı, bugün de öyle. Ama çok şiddetli bir soğuk var, fırtına var zaten. Yavrum Toraman bağırıyor ama akşam oldu, artık onu salamayız çünkü saat 6'yı geçti. En iyisi telefonu diğer elim alayım. Bu arada normalde Gimbal'a çekim yapıyordum aşağıdayken. O da yukarıda kaldı. Bu yüzden ekran çok sırsalanıyor artık, kusura bakmayın. Şöyle bakıldığında hava sanki güzel gibi ama suyun olduğu yerden bile anlarsınız. Bayağı bir soğuk. Ne oldu? 3 tane daha pelik geçecek. Gözün az mı geldi? Gözüm az geldi. Soğuk soğuk. Biz gelirsek daha hava kararacak. Aynen öyle olur. Hemen beni solladın ya kız. Beni sollaya koydun hemen. Evet, şimdi Halime Engin'in fırına geldik. Eğer bizim eski bu taş fırında yaptığımız ekmek videolarını izlediyseniz hatırlarsınız. Zaten aynı mahallede oturduğumuz için çok da hani uzun mesafede değil evlerimiz. Onlar da bugün ekmek yapmışlar. Zaten annem bahsetmişti. Size ekmeklerini göstereyim. Canımızı istemesin galiba. Günaha giriyoruz. Göz affediyoruz ya. Maşallah ne güzel görünüyor. Toplamda şöyle 2, 5, 8, 10, 12 tane. Hemen fırında karşıda. Nasip olursa yarın da biz yapacağız. Odunları böyle bir gün önceden getirsek iyi oluyor, sabah hazırlık. Fırına odunları koyduk. Sağ olsun Halime abla da ekmekten bölü ve az ondan yedik. Eve geldik, yeniden odun kattım. Gözüm az geldi, çuvalın içini sabahleyin götürürüz diye. Unumu ayarladım. Tabii ki ekşi mayalı yapmamız için ne yapmamız lazım? Bakınız, bugün Halime abanın yaptığı ekşi mayalı hamur bu. Ondan ayır vermiş yani, bir ekmektik. Bunu yoğuracağım sabaha kadar, maşallah bu şekilde dolar bu. İlyenin içi. Mayamızı üretmiş yani, oluyoruz. Ilık suyundan yoğuracağım tabii ki. Tuzu katmama gerek yok yarın hamurun içini tuz katacağım için. Maşallah zaten kabarıyor bakınız. Mayalı olduğu için, ekşi mayalı olduğu için. Hava da gerçekten soğuk. Şansıma soğuğu denk geldim. Ama inan ki gar yağsa da, yağmur yağsa da. Çünkü bu fırsatı kaçırmam. Çünkü özeniyordum. Videolarda diyordum. Bir fırın şey olsa da yapsan diye. Allah var, yalan değil şimdi. İnsan da çekiniyor. Halime ama belki izleyecek, belki duyacak. Ya utanıyoruz ne kadar desem. Söylemeye Allah razı olsun. O da kendisi söyledi. Bu arada hava soğuk ama yani orası sıcak oluyor. Sadece insan hani bir getir götür şeyinde soğukta pek şey yapmak istemiyor. Ama lezzeti soğuda falan da vallahi değiyor değil mi? Aynen değiyor. Değer. Eliminen tabii ki ılık suyuyla yoğuracağız. Yoksa bu hamurumuz gelmez. O zaman için videoda da bir kere anlattıydım. Kaç sene önce Hamide babam gele gitti. Kardelen küçüktü. Kardeşlik gittik mi bir de bir gece kalırdık. O zaman için malım var mıydı yok muydum hatırlamam. Belki varmıştır. Eşim evde bakıyormuştur. Sağım olmadığı için. Kuru dönemde olmuşlardır belki o zamanlarda.
akşamdan muhabbeti ye. Bir iki de oyun oynuyoruz. Oturuyoruz abamginden, eniştemginden. Maya'yı ürettirdiler. Gecenin yarısı ben ürediverdim. Gal oyun atlıyor, oyun oynayacağız. Koşturmaya lan. Ana sabah bir kalktık, bizim Maya aynı. Yoğurdum gibi duruyor. Gal biz o gün ikindiye doğru köye geldik yani. Ulubey'den Uşak'a geldik. Uşak'tan eve geldik. Abamın ekmekçisi yattı. Sözde biz abama, Hamid abama ya ekmek edivecedik, yardım edivecedik abama. Ama oyun derdine, muhabbet derdine hamur işi de kalıverdi. Önceden öyle teyzemlerde kalırdık. Tabii ki Sebat teyzem bizim köyümüzde. Anneannemle kalırdık. Aynen, onlarda falan hep kalıyorduk. Benim çocukluğumda, ama şimdi maalesef kalamıyoruz. İnekler bizi evde bağlıyor. Vallahi tek olsunlar da bağlasınlar kardelen. Bazen insan bunalıyor. Ana, gidiyoruz günebirlik gidiyoruz. Daha bugün halanın yedi mevlidi vardı, eniştenin rahmetlinin. Oraya gittik geldik mesela sabahleyin, sağ olsun Şengül ablanın eşi geldi götürdü. İyi oldu. Malımızı da baktık, işimizi de gördük, odunumuzu da götürdük. Şimdi ben bu mayayı üreldim. Yani neyden? Yoğurcam. Ne sert ne yumuşak, kulak memesinde kıvamında olacak. Ondan sonra kabak, ıspana hallederdikene sizi çeken sıkmak da istemem. Ben sizde sizi komak istemem. Vallahi alıştınız siz. Bir gün video atmadık mı? Neredesiniz diye yazıyorsunuz. Biz de buralardayız diye sana, sizlere cevap yazıyorum ben de. Mayayı yoğurdum. Onu kenara koydum. Şöyle gösteren bakınız. Üzerini de örttük. Altını da bir kilim serdik ki alttan üşümesin. Ne kadar deseniz havada soğuk. Şimdi sıra geldi ıspanağımı ayıklamaya. Bir kilo al dedim ben bunu pazardan. Dedim erişte falan yaparsak öğle yemeğe. Nasip fırın bükmesi olacak. Normalde ayıkladım. Ondan sonra yüyüp yıkayıp öğle doğruyordum. Bugün de bu şekilde yapacağım. Önce doğrayacaksın, sonra yıkacaksın. Vallahi üşüdüm. Yine girer çıkar ısladırın, yıkarım ben bunu. Sobanın yanından kedi gibi mayıştım, kakasım gelmedi. Bu arada Halim abla da pide verdi. Bir de dünden balık da var değil mi azıcık? Galangiden çay demledik. Hem kendimiz üşüdük, hem oğlum da işten üşüyüp de gelecek. Bir de kardelen sucuk çıkarmışmış, onu yapacak. Soframızı hazırlarız bir yandan. Kardelen hazırlar, ben bunları hallederim. Sakınlıkla bunu böyle yıkamadan koyuyor zannetmeyin. Vallahi zaten yenmez. Mil gelir insanın ağzına. Hem benim kendi içimi bileni sinmez. Temiz de olsa bileni. Muhakkak yıkanmalı zaten. Bir kilo ıspanak yedim kardelen ben. Geçen sene. Aldığın pazardan 1,5 kilo mıydı? 1,5 kilo aldım da. Şimdi Halim abla da parası verdi ya. Bir de kaba geçeceğim ya. Ondan. Valla böyle şeylerde sen bir cerenle yeterse. Aslında bol ediyorum. Dağılıyorum da Allah kabul etsin. Ona veriyorum. Birkaç kişiye veriyorum. Yiyor sıcağına. Sana yetsin, kalmasın, artmasın diyen gibi sıcağına herkes yesin. Önemli olanın zaten bir iki de şey yaparız. Haşıştı bir de, ama bir tane olsun. Haşıştı kıvırım yapacağım ekmek. Ondan geçen ana abim iş yerine vermişlermişmiş ya. Haşıştı kıvırım. Bir tane ondan edeceğim. Ben bu ıspanağı ya öyle eriştenin yanında edersen dedim, ya da geçen pişirdim ıspanak yemeği 2 gün yedim, pek tatlıydı. Yine dedim ondan yaparsam diye. Şimdi işleri bitirdik, saylanır. Kabağı rendeledim. Bakınız ben bunu kavurmayacağım. Sizi göstermek için beklettim. Daha doğrusu kardelenin işi vardı. Onu bekledim. Bakınız sulanması için şöyle tuzuna katıyorum. Bak hani yarın tuz katmayacağız. Unutmadım ama. Tamam. Bu böyle azıcık durdu mu bu sulanır. Tuzunla birlikte. Ondan sonra suyunu sıkacağım. Bu gıdalık da yeter. O zaten bu şoldum, şöyle yarıya düşer bu. Şimdi sıra geldi asıl. Ispanaklarımı duydum, yıkadım, süssün onlar da. Şimdi soğan da doğradım. Bakın şöyle yakından gösterelim. Bayağı neredeyse kendi bahçemden yetiştirdiğim soğanlardan 5-6 tane vardı. Büyüklü küçüklü. Bunu yağda kavuracağım. Sabaha hazır olsun diye. Sabahleyin de yağ katmaya veririz içine kardeşim. Bunu dolduruversin galiba. Hayırın anne. Tamam. Bu böyle kösüldü mü? Yani iyicelem şeysi olmayacak. Garamı olmayacak. Kösüldü mü? Ondan sonra da sabahleyin içine katacağım kabağın içini baharatına birlikte.
Size sıkmak istemem. Bakınız pırasamı da doldurdum. Yaklaşık 3 pütme de gelebilir. Halim abi bugün yapmış, yumuşak kamışmış. Sen de yapacaksan dedi. Bu arada da şu haşişim. Ay, bu neydi? Yoğurt haşın için. Bunun içinde haşiş var. Çörek atımı da hazırladım ekmekle üzeriyle. Difrizden de yaptığım lorcukları çıkardım böyle. Bunlar da buzunu çözdüm sabaha kadar. Şimdi ben bunu da kavurayım. Artık inşallah nasip olursa yarın kaldığımız yerden devam ederiz. Arkadaşlarım yeniden günümüz günaydın olsun diye. Biz sabahleyin kalktık. Malamaşa da baktık. Tabii ki ben bükmeyeceğim diye gazfaltı yapmadım. Unumuzu da geceden buraya koydum ki sıcacık dursun diye. Haliyle suyu girince temelli soğumasın. Şimdi şöyle artık tuzuna kaçacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle iki avuç katayım. O zaman da böyle katlıydık. İnşallah tuzlu olmaz. Tuzlu olursa ekmeğin yanında suyu çok içiveririz. Tuzsuz olursa tuzlu bir şeyler yiyiveririz. Sonuç her zaman için tükenmez. Bakınız bunu da akşamdan ürettim. Mayamız ekşidi. Ne oluyor işte? Ekşi mayalı ekmek olacak. Maşallah epey de olmuş. Aha. Tüh, leğen gitti. İyi, fazla şey olmadı. Gevrek yeri çatladı. Uç kısmı bir zaman zobanın yanında yaktıydık ya kardeler. Aynen. Ondan. Şöyle iyiceler. Ben bunu bir gaz yiyeyim. Bakınız. Suyumu ılıttım. Ilık olması lazım. Güğümleri de kaynattık zaten suları. Soğuk suyla yoğursak ne olur? Hamurumuz gelmez. Onun için gayet ılık olacak. Sağ olsun Sabahat babam da gelecek. Onu da aradım. Yardım ediyor diye. Kapı mı açıldı? Araba sesi geliyordu. Baba arabayı çıkarıyorsa. Şöyle mayasını erittim. Yavaş yavaş gali. Azar azar. İlyen ilkten böyle dar gibi gözüküyor. Garakanı zorluk çekiyor ama yoğurduktan sonra o denk geliyor ayarına. Şimdi buna epey bir garmaklayayım hersinde her tarafında. Evet, gördüğünüz gibi annem yoğurmaya devam ediyor. Sizlere de artık sıkmamak için ara ara gösteriyorum. İlk önce tabii ki zorluğu bu garmaklama işleminde. Yoğurması kolay oluyor. Bunu denk kıvamını ayarlamak için azar azar suyunu katıyor. Unlu yerlerini tabii ki. Senede birkaç defa ediyoruz ekmek. Hani fırınlarda. Kendimin olsa Halim abay gibi sürekli ederim. Üşenmem inan ki. Ama kendim olmayınca olmuyor. Ben bu hamurun içine girsem ne zaman çıkarım kendine? Hemen çıkarsın belki. Hiç belli olmaz. Kendini korkutursam olmaz o zaman. Yapacağım diyeceksin. Doğru. Kimseye belli etmemek için, yenememek için mecbur yaparsın. Bak unlu yeri bitti galiba. Ondan sonra suyu vereceksin. Bolca yumurtlayacaksın. Aa, şuralarında da varmış. Vallahi şimdiden yoğurdu yalan değil. Evet, artık kıvamını ayarlama bitti. Sıra geldi sadece yumruklamaya. Anne yoruldun mu? E galiba odalık olacak. Yiyeceğiz ya. Yorulmayınca ekmek oluyor mu olmuyor işte. Aynen, her işin bir zorluğu var. Bedava kimse kimseye ekmek gelmiyor. Akşam kadar herkes çalışıyor, para alıyor. Öyle ekmek sahibi oluyor, yazık. Şöyle bakınız yumruklarımı sıkıyorum bu şekilde. İçini gömdürüyoruz çünkü böyle yoğrulması lazım. Azar azar su verip galiba özleştiriyor. Evet, hamurumuz evde.
O bakalım artık ele koysun ve gelmesi de yakın oldu. Ben şimdi Halime Engin'e geldim. O hoş da... geldin. Hoş buldum Halime Engin. Şimdi fırını yakacak. Sizlere gösterelim dedim. Evet. Bismillah. Dün de ekmek yaptığı için, hatta dün size videonun başında ekmekleri göstermiştim. Fırın da sıcakmış, ılık yani. Evet, gördüğünüz gibi sağ olsun Halime Engin fırını yaktı. Ben şimdi tekrardan eve gideceğim. Ondan sonra hamurumuz gelince buraya toparlanıp geleceğiz. Evet, artık geldik ocak evine. Gördüğünüz gibi burada işlerimiz var. Ispanak, içi, kabak falan. Burada hemen hamurumuz var. Pulumuzu, pırtımızı topladık, geldik. Aynen öyle. Öyle. Evet. Ateşimiz de ne güzel yanıyor. Kolay değil. Dünden beri şeyiz, tempodayız. Yani. Kaba git, ıspana git, unu ayarla, bunu et, yoğur. Bir günün alıyor yani. 1,5 günümüzü almış olacak. Şöyle yanmaya başladı. Evet, aradan bir 10 dakika falan geçti. Ateşimiz şöyle övdü bakalım. Sen Halime Engin varsa bak içine, ben gösteririm ileriden. Bu da söngüye. Halim abi bak bakalım. Sen de babanız çırak. Büyükler bu. Kenardan alıyor. Bir değil mi? Bükme mi? He, bükme. Bak hem de. Bizimki gibi edeceksin değil mi? He. Azıcık al o zaman. Azıcık kardeşim. Azıcık çok kalır. Az. İyi mi? İyi. Hani şimdi kimi etli diyor, kimi ince diyor. Pek etli olmasın, ince olsun. Aç şuraya uğra, şey de ungu da. 5-6 kısım go oraya. Önünü çek çek versin. Aç şöyle, hem de sebat da şeyde. Tiryan, pardon. İyi. Pardon lan elinle böl kızım. Kendin ayarlayacaksın de eline. Açık da kesici ayarlar. He, abam da vallahi. İyi ya, gözüm açık senin. Ha, kes. Abam elinden nasıl geldin abam. Açık da sen ayarla. Ne güzel de yapardı işte elinden şey demedi. Ya o da büyük olursa hani kendisi evet, şey yapsın gibisinden. Ama kesici. Keser de abama de kapıyı denk gezme de. Sen kezmeleri gezmelerine olmaz. Şimdi Allah için. Şey diyecek bir şey bulamadım. Acık ne bulamadın değil mi? Ya sözün gittiği yer derler ya. Eniştem yağmuru gelin ettikten sonra su içelim, soğuk su mu dedik, ne dedin? Aynen, videonun sonu öyle. Kızımı verdim, şimdi üstüne bir bardak su mu içiyorum demişti. Öyle bir şey dediydi. Sen orada oturacak alsan. İyi yani ya, şey derim. Allah'ım. Önkünce nasıl dayanacağım? Dayanarım. Oldum, benim de sırtıma ne güzel ateş vuruyor. Oh. Bir de burası küçük olduğundan zaten çabuk ısınıyor. Evet, şöyle yaklaşık 25 tane falan bezemiz öğlendi. Şimdi daha öleceğiz mi anne, yoksa bu kadar yeterli mi? Şimdi bu yetecek. Ondan sonra yaptıktan sonra. Yani küçük olduk. Bir de diyoruz ya. Aynen. Ondan. Teyzem üzeri kayısılanmasın diye şöyle kardeş, hamuru karıştırıyor. Hamuru yoğuran da avrat, yaptıran da avrat. Neydi o? Yapan mı avrat, yaptıran mı avrat? Değil ha. Miydi o? Ha? Yapan mı avrat, kardeşim. Yaptıran mı avrat? İkisi de oluyor işte o ya. O öyleydi işte. Ama hamuru güzel yoğurmuş benim kardeşim. Açan mı Halim abla şeylere? Halim Engi ilmini bindiği için odunları şöyle bakın ya, sağa sola dağıtmış. Zaten fırın küçük. Öyle değil mi? Hemen şöyle boyutu bu kadar. Sonu görünüyor, sizler de görüyorsunuzdur. 11-12 tane ekmek alıyor. Sıra geldi açmaya. Ben oturacağım, ben uyanık geçeceğim. Evle hangisine bulacağız? Hemen üstüne uğret, bastır elinle. Sürü sürü de. Hangi iç koyacağız teyzemde? Olmayınca, sen açmayınca olmaz. Halim abi, aç sen bir. Sen geçen peşin mi yiyorsun? Ben onu döşerim sen. Aç bir yandan sen de. Merdane var, sen hareket etsin. Bir tane evli ıspanağı yemeyelim. 10 tane bezemiz açıldı. Şimdi teyzem ıspanaklarını başlayacak bakalım işlerini doldurmaya. Daha doğrusu Halime Engin dolduracak ki teyzem de karıştıracak. Zaten evdeyken yağını, tuzunu, baharatını katmıştık. Ben şöyle duruyor şuraya.
Perihan, tuzunu ben attım değil mi babam? Gettin mi? Yarı tuz katmadım, tuz katmadım. Tuzunu bakarız. Tuzunu böyle gettim. Karıştır onu. Doğrucuk yağı tuzluysa katma. Onu alırım. Ispanak tuz götürmez. Değil mi? Doğduğumuza bakın, durduysa atma. Halim baba. Şimdi mavi şeydeki. Teyze, ıspanak içine katalım. Önce gördüğünüz gibi ıspanaktan başladık. Halim baba az mı? Ondan sonra biraz kabağımız var, biraz pırasa var. Bak, onlar Halim baba biliyor. O patron biz pıra. Değil mi? İyi mi şöyle? İyi. O iyi değil mi? Kusura bakmayın artık. Annem de burada mecburen açmak zorunda. Biraz da ses çıkıyor. Ama mecburen de aşağıki bir yandan da olması gerekiyor. Alıştık demişlerdir. Peran evde yastık açsa açıyor bir şey. Okla var tıkırdığı derler. Müzik, müzik kardemem, müzik. Müzik bu. Burada gerçekten sıcağıyla fırın açtıktan sonra yemesi çok güzel oluyor. Ateş de iyice kıvamına geldi. Bu pideleri yapıyoruz, bitiriyoruz. Ondan sonra Halim yenge biraz daha fırını ısıtıyor. Öyle oluyor değil mi anne? Yanlış da söylemeyeyim. Ondan sonra ekmekleri sürüyoruz. Eve gidiyoruz. Akşam da almaya geliyoruz. Herhalde bunun içine çörek atalım. Olur. Şey hemen mi? Bir değil mi? 2-3 üstlerine. At ve. Al bundan bir denk gelmesin. Ben zaten aramam. Aynı severim. Yer yer o da yer. Ekmeğe katıyorsun. Yesinler. Alışsınlar. Yesinler diye. Yemezler ben fazla yemem ben o zaman. Çok sevapmış ama o. Evde bulunduracağım şimdi ona. Neyi? Çörek olsun mu? Evet. Evet. Gördüğünüz gibi leğenimiz artık boşaldı. Ispanak içimiz bitti. Burada bir yaklaşık 17-18 tane vardır. Şimdi kapatmaya başlayacağım mı Halim yenge? Başla yani. İlk önce ağzını büzüyor, ondan sonra bir de eliyle uzatıyor. Pirin hangisini karıştırayım? Nasıl? Bakın ne güzel oldu. Çiğ bile adeta yiyesim geldi şahsen. Balkanikiyle doldur ve de. Elimizi yedi ya. Razlar abla peynirsiz yediği için ona da sade ıspanak ayırdık yine. Ona işaret edelim. Olur. Son getiriyorum. Doğru unuttum. Bir şey gibi işaret ediyorum. Bak üstlerine şey batırıyoruz. Çubuk. He, öyle de olur. Bir şey de olur. Biz öyle diyoruz. Size de ateşi çok sık göstermiş gibi oldum ama şöyle yani dakikalar sık geçtikçe ne güzel böyle iyice övdü. Benim de buna baktıkça uykum geliyor şahsen. Ama karnım aç. Uyumam şimdi. Canı bükmeyi yerim de ondan sonra uyuyayım değil mi? Yedim. Kahvaltımı yaptım. Öyle ama ye de acıktım canım yani. Evet ya, pırasa mı yiyeyim, kapak mı yiyeyim diye düşünüyorum ben. İkisinden de yiyorum yarı. Pırasa da bol peynirli, limonçuk olmuş. Devam ettikten evet, sonra evet kapatmalar bitti. Son birkaç tane kaldı. Nazlan abla hallediyor. Annem üzerlerinin haşırlarını sürüyor. Biz haşır deriz ama sosu. Bunun içinde yoğurt var. Asörtik dilinde sos kardelen. Evet. Köylü dilinde haşıl. Aynen. Köylü dilinde mangal, şehirli dilinde neydi? Barbeke. Barbeke. Duymadın mı Nazan? Barbeke diyorlar mangalı kızım. Bir yere gittiğimizde falan barbeke var. Yiyeceğini mi derler, yapalım derler, hiç yemeyeceğim falan deme. Yani tamam. Ne deme. Yani pot kırma, şey mangal kaçırsa. Hani ne bileyim. Ben mangalın adı sanıyorum barbeke. Teyzem de orada dolduruyor. Falan şöyle geçsin. Ha geçemem, hani geçemem. Hani senin benim beklemenime bak. Sen desen ya dinlen beni. Yerde Halim yengenin kovası var, su kovası. Söngüyü ona bandırıp çıkarıp bu şekilde fırını süpürmüş oluyor. Ben şahsen bilmiyordum bunları. Geçen sene burada yapınca öğrendik. Çocukluğumda annem yapmış tabii de. O zaman içine tabii hatırlanmıyor. Şey ya ekmeği. Geçen seneden beri öğrenmiş oldum. Yani onu demek istedim. Böyle bu haşıl sürünce üzeri kıpkırmızı oluyor. Çubukta olanlar da Nazan'ın. Evet, peynirsiz.
Ondan onun belli olsun dedik. Komşu da bir şeyler. Komşuyu düşer hesabı. Elin yanacak da ya. Hayır, hayır. Şey olmasın. Şey olur daha ötekin dediğince. Yorulursan ben kalırım. Ay ya öyle şey etmiyorum. Pideler de ne güzel uzadı. Sen gibi kardan. İnce uzun. Gerçi benim boyum da pek uzun değil ya. Yapıştırmış. Yine güdük değil. Öyle mi? Tamam. Doğru, yine Allah'a şükür kısa da değiliz. Boyumuz iyi. Ayak olsun yine. Anne hiç konuşmuyorsun ya kız. İşimi hızlı mı yapayım dedin. Usta beni beğenmez mi dedin tabii, yoksa? Tabii şimdi Halim abadan fırça yemeyem dedik. Yetmezse soğan kazan gelen ben bak şuradan dolduralım. Şeydem ya. Halim abam Nazlar abanın soğanı dükmeyi çok seviyor. Kuşbaşıla hemen getiren dondurucuda. Sarp ama sarımsak diyeceğim. Kardan yakından gösteriyorum anne ama uzatıyor. Dur geliyor. Bir tane. Diğer yok. İki tane mi koca? Alır. Evet, pidelerin hepsi girdi. Flaş da açık olunca ne güzel belli oluyorlar. İyi. Evet, çubuklarından biliyoruz. Nazan abla. Nazan nasıl iyi mi yavrum? Sardın sanakla. Ben öldüm. Ne güzel çıkıyorlar. Pidelerden, pidelerden getireyim mi? Getirsin. Atırayım. Evet. Ben şunları şöyle alayım. Halim Engi eve gitti işte. Şimdi ustabaşı annem oldu. Bir tanesini çıkardı, geldi, pişmiş. Hadi bakalım, hadi, hadi öğrenecek aynen. Fırına bir adım daha yaklaştı. Fırını yıktın Allah bilir. Nazar değirdik. Abanısı. Götür. Kerkel götür diyor onu. Elini alın ya. Az da odacı bu. Demin deyiyordun ya. Kendi videoda dedim. Ay değil mi? Ettiğimizde bitmeyen nem çevir dedi. Bitme böyle çevir demiş. Pişmeyen yere. Ben ne yaptım? İşte böyle ettim. Yeni gelinken ne bilecek? Görmediydim hanım evinde. Şimdi mesela Perihan çevir abi diyor. Şöyle hemen çeviriyorum. Biliyor. Bak ya bir şey yerini çeviriyor. Evet, aradan bir 15 dakika falan geçti. 14 pidelerimizden biraz yedik. Gerçekten çok güzel oldu. Herkesin eline, emeğine sağlık. 13. Babam da geldi, o da yedi. Artık bir ıslanmak umarım yanlış oldu. Kabaklar işte katılacak. Annem şimdi gördüğünüz gibi bezeyi büyük tutuyor. Çünkü haşhaşlı pide yapacak. Motorun üstüne yerleştirirken. Oraya yerleştir. Motorun üstüne yerleştir. Çuvalı bastır be. Uyanık bu bunu, bunları ben şey... Tekrardan da fırına ateş verdi Halime yenge de. Yine ateşimiz ölsün. Ondan sonra tekrar aynı işlem yapılacak. Söngüyle süpürüp pideleri süreceğiz. En sonunda da ekmek. Oturun abi. Evet, pidelerimizi biraz önce yemiştik. Sağ olsun Kübra abla da bize çay getirdi. Şimdi üzerlerine de çay içeceğiz. Kafadan sokuyor gı. Onlara yapmışlar yarın bence onu. Şeratayı yapıyor mu? Gördün mü? Kalsın orada. Nerede? Daha orada. Ben de şu oraya odundan yüzerine tutacağım. Bir kere odun. Bir kere odun mu? Bu öyle. Nerede? Zenginden şunu. Barbekü de öğrendim. Hayır, barbekü de. Pide yemiyor muyuz ya? Annem yiyor. İyi tamam. Hayır, odundan yüzerine attım. Alın pidelerden. Hayır hayır. Değişmiyor musun? Çayımızı içtik. O da gerçekten bir tatlı geldiyseniz size anlatamam. Değil mi? Vallahi. Evet. Yoksa pek tatlı. Şimdi sıra geldi Nazan ablanın kasalara. Bunlar da yine peynirsiz. Bir de kabak var işte. Bu da bu kadar gördüğünüz gibi. Annem de bir yandan açıyor. Vallahi. Anne iki tane, dört tane mi yapacaksın şeyden? Dört tane. Haşhaşlıdan. Bu kadar beze tutmuşsun ya ondan dedim. Bugün rahat yatacağız kardeler. Ekmekleri evet, de dolabı koyduk mu tam rahat yatacağız hale. Kardelen itten Halim abla şey etme oldu. İtten yapınca alışıverdi de. Pek güzel. Değil mi? Evet. Aynen. İnsan. Geçen sene iki defa yaptık ya rengi. Üst üste yapınca bayağı bir yedik ekmekten. Sonra bitince bir farklı geldi insana. Sana pazar ekmeği yiyormuş gibi oldu. Ne ara yetiştireceksin?
Şöyle bol soğanlı baharatla. Çok güzel olmuş açılınca. Sıra geldi haşhaşlıya. Şöyle evde garılmış vardı, hazırladım bunu. Aynı katmer şeklinde süreceğiz. Terlemesi için bekleyecek bir de bu. Nasıl olacaktı geri? Hangisi? Yumcayla geri açacak. Bu mu? Nazan bir de mi? He. Geri açılacak ya, bekleyecek. Rulo gibi de vuracağım. Ben böyle yapalım. Tamam. He, katmer gibi. Biz şu rulo gibi. Ben öyle çekeceğim. Birini i̇şte rulo bir ettim geçen sene de böyle dedim. Yani bu çıktı dedi. Ben de rulo korktum böyle. Öyle, öyle mi? Vardı. Ha, deri ben çalışıyor ben kardeş unutmuş. Ben yuvarlak ediyordum da böyle olur eski fırınla böyle demince. Hadi ben otur verim. Otur teyze otur. Şuraya mı atın şuraya mı? Burada şimdi oraya koyayım. Ne annen dedi kızım. Şöyle ya ben çünkü böyle yuvarlak olurdu bu işlerde. Bu da kolay. Yuvarla gede Sevda. Şimdi bunu ediverem. Bir daha kın yuvarla gederiz. Anam dövecek. Kayınlar mı dövecek? Anam çıksa gelse dövse keşke. Ya anam dövdüğüne kayın olmalı. Kayınlar dövdüğüne kayın olmalı. O farklı. Anam gelecek ya. Gabirden ya. Anoca. Ana demişler. Ana kokusu anoca demişler. Halime bacazı. Biliyorum. Ana bizleri büyüteceğim diye ya. Ya tabii yokmuşta biraz daha. Ya evlatçıydı bir de ya. Biz insanı gördüm yüzü gülerdi ya. Anam bile yüzü gülerdi o şeydi bile. Ben bakıyorum bu kişilere. Niye ki konuşurken böyle ana. Şöyle. Senin dilek alan dedi ya. Elfingen'in gözlerinin içi gülerdi dedi. Ben bir eve gittim geldim ben gelesiye kadar pideleri sürmüşler ve gördüğünüz gibi artık ekmekleri de övelemeye başlamışlar. Bu işlem böyle. Ta ekmeği yedik mi sabah kahvaltısını o zaman ekmek ettiğimizi anlayacağız. Aynen. Hani senin bir lafın var yani el etmiş gibi olacak diye. Aynen. İşte o zaman öyle olur. Maşallah hamuru da güzel yoğurmuş. Unundan mı? Suyundan bilemedim. Yoğuruştan mı? Kardeşim. Ha, maşallah. Emin dedim ya yaptıran mı avrat? Yaptıran mı avrat edemez ya. Sen yapan avratsın. Yaptıran değilsin. Kendi etmiş. Evet. Aynen. Sevdiğim için ediyorsun ya. Vallahi nice insanlar fırını var. Bunu etme oladır yeminler olsun etme ola. Geçti onun modası yani. Niye moda geçer mi kuzum kuzum? Şuna bak yaradanını seven. Anne bak sakız gibi. Bak sakız gibi. Marul da çok sevdiğim göz için. Erkek. Marul gibi şuna bak. Sakız. Burada da haşhaşlar var. Bunlar da pişmiş. Ben bunları görmemiştim. Arkam dönük olunca. Bunlara yer de güzel görünüyor. Yapamayacağız. Çok uzun. Şu küçük onu seçti ya. Ay anlasın mı? Evet normalde fırın 11-12 tane ekmek alıyor. Bizim tabii ki hamurumuz bu kadar olduğu için 9 tane ekmek çıktı. Bezelerin üstünü örttük. Bunlar da kalan pidelerimiz. Yok kafa yok. Bakınız bunlar da şişlerimiz. Haşhaş gibi de. Pırasaları karıştırma. Evet yarım saat falan bezelerimiz dinlendi. Burada yer hamurunu aldılar. Niye? Tabii ki o sırada tekrardan ateşte. Belediye yandığı için fırınımızda kızdı. Şimdi sıra geldi artık. Perihan aşılamadık ya bak. Burada aşılacağım. Dur. Nazan. Ya bu da şuna mı kızı? Ters yön oluyor ya. Akıllılar. Abi yani ekmek yağlama da olur. Bir şey olmaz altına geçiver bir şey olmaz. Üst ortasına bastırıver. Tamam. Fazla toplama öyle durun bakayım ya. Toplama. Yoksa falan salın mı alayım deme. Fazla toplama al go sen. Tamam öyle mi? Şey güzel tamur.
Maşallah yoğuran da güzel dandan olmuştur. Ödem kaydılar. Hadi kalk. Evet. Çocuğu da her hediye alıştırdım. Vallahi bak be. Normalde video çekmiyor kendini. Deli olsun, ölsün kendini seni. Evet, son iki tane. Zaten toplamda 9 taneydi. Annem koyuyor. Nazan abla da sosunu sürüp ondan sonra fırına. Kabuğu kapmak üzere başlayacağız. Artık birazdan tamam. Gideceğiz. Akşam da inşallah ekmekleri almaya geliriz. Allah versin, kulluğa gitsin. Amin. Elimize kolumuza sağlık. Kızım hepimizin. Hemen ki sen anne. Şöyle kardelen geçecek yere ayıralım. Bir dakika bir kardelen yiyince koysun artık sonucu. Tamam. Kabarıyorlar mı? İyi kabarıyorlar, iyi güzel. Evet, aradan 5 dakika bile geçmedi. Şimdi gördüğünüz gibi ekmeklerimiz çillenmeye başladı. Bak bak, kardelen de örgülenmiş. Evet. Arkadakileri bak şöyle eğil. Dur, telefonla eğdirme de. İşte şimdi telefonuma zarar gidecek. Evet. Arkadakiler de kabuğu almayı yön tuttu zaten. Hı hı. Ondan sonra birazdan biz de gideceğiz. Yani bugün akşam etmiş olduk. Arkamı görmüyor. Niye de Halime bak. Ekmek etmek, gelin getirmek gibiymiş. Gelin endirmek. Pardon, ha, pardon, gelin endirmek gibiymiş. Görmüyor. Tabii gelinle sabahtan başlayın yarışı. Damat giyin, gelini getir. Akşam oldu, kinde zende. Bu da aynı şekilde. Ama dediği doğruymuş. He. Sabahleyinden beri. Aa, kinde zende olacak neredeyse. Ev artık maydin, gelin geldi, eve gel deriz. Tamam deriz. Tamam, Sarıkapa geldin. Sen de Sarıkapa geldin. Anlamadı öyle şey. Ekmekleri kıvamına baktılar. Onlar da ne güzel zaten kabarmış. Artık gördüğünüz gibi küle indirdiler. Aa, kalmaz. Böyle kalacak. Evet, şimdi artık saat 4.30'a geldi. Ekmekleri saat 3'te sürmüştük fırına. Annem de Halime yenge seslenmeye gitti. Bakacaklar bakalım. Eğer ekmekler içini çektiyse çıkarırlar. Onlar da maşallah çok güzel görünüyor. Bunun önünde teneke vardı şu. Annem onu çekti gelince. Evet, Halime yenge de geldi, baktı ekmeğe. İçini çekmiş, pişmiş yani. Ne güzel kokuyor çörek otla. Allah'ım gal yedirmeye nasip etsin. Önemli olan o. Yaptık ettik tuttuk. Bile bile. Sağ ol hadi baba. Değil mi? Şöyle yakından gösterim ekmeklerimizi. Evet, bu da artık sonuncu. Kalmış mı içine? Maşallah, bakalım. Gerçekten çok Allah güzel olmuştur. Allah tarafından gereği olmuştur, ilave yapılmıştır. Evde de bunu döşeceğiz. Tabii ki böyle dursa ne olur. Çişirde mi Halime abi, üzeri kalınca? Evet, yumuşacak onu örteceğiniz. Hadi baban ara bakalım hadi. Evet, aramayı unuttum. Evet, artık eve geldik. Sıra geldi ekmekleri son olarak sermeye. Şöyle kalan giden unu varsa sıcağına silivere. Kokusu da gerçekten burcu burcuna güzel koktu. Haşırlayınca daha bir güzel olmuş değil mi kardelen? Hepsini sileceğim bu şekilde bunları. Hani bir tanesini bölerim de yiyeceğim şimdi. Ben yiyeceğim. Siz, eğer siz yemeyecekseniz. Ben nasıl yiyeceğim cazım. Mallar inciye. Mallar su, damımızdaki surukları buz tutmuş. Mecbur su taşıyacağız. Kovalar dolacak. Onları halledeceğiz. Ocak evinden de yaptığımız bükme ileyenler yıkanacak duruyor. Haliyle kardelen de onları yapar. Onları yıkar. Evet. Şimdi akşam sofrası hazırlarım. O işleri halleder kardelen de. Yaradanımı sevdiğim güzel koktu. Şimdi artık burada videoyu sonlandıralım. İnşallah videomuzu beğenmişsinizdir. Şöyle ekmeklerimizi de yaptık. Dediğim gibi Allah'ım gal yedirmeye nasip etsin. Bir videonun daha sonunda buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun diyorum.